Şimdi tabii herkesin merak ettiği bir konu var. Rakibiniz CHP adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ortak bir tartışma programına katılma konusunda bir mutabakatınız oluştu. Sizin önerileriniz de olmuştu. Uğur Dündar bu işi moderasyonunu yapsın biçiminde. Ama sonra kendisi vazgeçti bu işten. Evet. Siz de bir arkadaşlarımız da getirebilirlerse dün akşam bir tweet attınız bu konuyla ilgili. Neden böyle bir karar aldı? Üzgünüm şeklinde bir tweetiniz de oldu. Şöyle miydi? Hani ilk çıkışınızı kastediyorum. Hani eğer evet, bu tweetiniz Uğur Bey'in kararına üzüldüm. Adaylar ve demokrasi zarar görür diyor. Ne gibi bir zarar? Anlamadım diyorsunuz. O soracaktı. Biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda birilerinin baskısı etkili olmamıştır. Birileri derken CHP Uğur Dündar'ı arayıp bu işe girme mi dedi? Onu mu kastediyorsunuz? Yani ben sosyal medyada çeşitli yerlerde böyle bir laf dolaşıyor. Umarım doğru değildir. Yani bir yandan basın özgürlüğü, bir yandan demokrasi diyeceğiz. Evet. Bir yandan da böyle telkinlerde eğer bulunuyorsa bu çok vahim bir durumdur. Ümit ederim böyle bir şey söz konusu değildir. Ben açıkça sürekli bizim üzerimizden puan toplama gayretleri görüyorum. Yani yayınsa yayın kardeşim. Kim istiyorsanız o gelsin. Sizin de açıktan destek vermiş hem tecrübeli Uğur Dündar olsun dedim. Bu da bir anlamda Meydan şu okuma. mesajı veriyorum. Yani biz kardeşim sağ sol fark etmez. Bizim taraf, sizin taraf demiyoruz. İstediğinizi seçin. Biz İstanbul'u konuşalım. Benim yapmak istediğim bu ayrışmayı, bu kutuplaşmayı bir ölçüde ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirici bir sürece sokmak. Bunu kastettim. Yani sürekli bir yerlerde mevzilenip birbirlerine çeşitli mecralardan atış yapan bir ruh hali topluma da yansıyor. Buna topluma da zarar veriyor. En azından bu anlamda bir normalleştirmeye ihtiyaç vardı. Bunu başlatmak istedim ama Başka yerlere Karşı taraf bunu maalesef burada samimi olmadığını ortaya koydu. biraz hani şöyle de düşünüldü, algılandı. Binali Yıldırım meydan okudu. İşte en iyi adamınız gerekirse onunla da çıkarım ben. Deplasmansa deplasman ben hepsine varım gibi de algılandı bu aslında. Öyle tartışıldı en azından. Yani kimin nasıl algıladığı benim açımdan çok önemli değil. Benim tavrım Niyetim buydu açık ve diyorsunuz. net. Herhangi bir bu işte bir senaryo da yok. Başka bir kurgu da yok. Açıkça bir teklifte bulundum. Sağ olsun önce kendisi de kabul etti. Kendisine güven duyduğumdan dolayı da teşekkür etti. Ama sonra bir şeyler oldu. Böyle karar verdi.